Adana'da mısır hasadının başlamasıyla bu yılda kolay yoldan başak toplamak isteyenler yine tarlaları yaktı. Aşırı nem ve sıcaklardan dolayı yaz aylarında yaşamın iyice zorlaştığı kentte anız yangınları yüzünden vatandaşlar adeta nefes alamaz hale geliyor. Cezalara rağmen anız yakılmasının önüne bir türlü geçilemedi. Kolay yoldan başak toplamak istediler. Tarlaları yaktılar. Başak toplayıcıları bu yılda anız yangını çıkardı. Adana kül ve dumana boğuldu. Aşırı nem ve sıcaklardan dolayı yaz aylarında yaşamın iyice zorlaştığı Adana'da anız yangınları yüzünden vatandaşlar adeta nefes alamaz hale geldi. Çukurova'da mısır hasadının ardından kolay yoldan başak toplamak isteyen başakçılar bu senede anız yakmaya başladı. Yakılan tarlalardan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Adana adeta duman ve küle boğuldu. Yok yok, indireceğim ben şimdi. Aslında çiftçilerimiz, tarla sahipleri anızlarını yakmıyorlar ama bu sefer de bu anızdan kalan şeyleri toplamak için başakçılar dediğimiz, tabir ettiğimiz insanlar var. Bunlar genelde daha kolay başak toplamak için anızları yakıp bu şekilde bir faaliyet gösteriyorlar. Anız yakanlara dekar başına 48 ila 250 lira arasında para cezası uygulanıyor. Ancak bu ceza caydırıcı olmuyor. Bu çevreye ve doğaya zarar vermekten ayrıca 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası da var. Biz başsavcılığımızda da görüştük. Bunların hepsini işleteceğiz biz Allah izin verirse bu sene.